Arkadaşlar merhaba, ben işte Hoca. Ne yapıyorsun hocam? 6. gündeyiz. 6. denemeyi çözüyoruz. Bomba gibi başlayacağız, bomba gibi gideceğiz ama hemen bir hatırlatma. 1 Şubat'ta arkadaşlar Promex Dil Bilgisi kitabımın kampını yapacağız. Geçen sene yaptık, inanılmaz dönüşler aldık ki onun gazıyla zaten tekrar ikinci kampını yapacağız bu sefer. Ne yapacağız hocam? Ben konuyu özetleyeceğim size arkadaşlar. Ses bilgisi mesela özetini yapacağım. Buradan testini çözeceğim. Şöyle birer ikişer test. Bayağı sağlam çözümler yapacağız. Sonra size buradan ödevler vereceğim. Bu kitabı bitirdiğimiz zaman dil bilgisi hiçbir yere kaçamayacak hocam. Çünkü inanılmaz soru tarzları var. 1 Şubat'ta bunun kampı başlıyor. Az bir zaman kaldı şurada. Lütfen ama lütfen hazırlayınız, elinizde bulunsun, olur mu? Daha önce çözenler bir daha çözsünler. Hiç sorun olmaz hocam. Bugün 6. gün deneme kampımızın. Çok iyi gidiyoruz demiştim. Yine hadi iyi gidelim mi? Hadi başlayalım mı? 6 çizili bir soru. 6 çiziliyi okurum. Şıklara geçerim. Cevabımı bulur, önüme bakarım. Zaman kazanırım. Zaman kaybetmem hocam. Bu kadar basit. Ama yine de 6 çizili ifade okudunuz, hiçbir şey anlamadınız. Ya da emin değilsiniz. Cümleye göre değişeceğini düşünüyorsunuz falan. Hemen metne bakmanız fayda sağlar. Soru işareti değil. Ne diyor? Oturuşu, kalkışı bakın buradan aldım hemen. Çünkü o cümle devam niteliğinde bir cümle. Tek başına bir cümle değil çünkü. Oturuşu, kalkışı, konuşmaları, yazar oturuşu, yazar kalkışı, yazar konuşması değildi çünkü. Tamam, hemen başlayalım. Davranışların geneliyle yazar gibi olmak. Çok yerinde cuk oturmuş. Sözcüklerini seçerken yazara benzemek. Dikkat, sözcükten bahsediyor. Yukarıda oturuş, kalkış vesaire. Eserlerindeki dilinde başarılı olmak. Yine dil demiş sadece. Yukarıdaki çok daha genel bir ifade. Okurların beğenisini toplamamak. Okur vurgusu hiç yok. Yazar olmak için başkalarına kulak vermek. Başkalarına kulak vermek hiç yok arkadaşlar. Ama A seçeneğinde yazar gibi olmak vurgusu 6 çizili ifadenin birebir karşılığıdır. Çok güzel bir cevap oldu. A seçeneği. Geldim 2 hocam. Bakın boşluk doldurma sorularında 2 boşlukta 3 boşlukta fark etmez. İkinci boşluğu doğru doldurmak her zaman hızlı çözdürür. Toplumsal ögelerin uluslararası ortamlarda kullanılması, ülkemizin nokta nokta nitelikler taşıyacak özelliklere sahip olmasında nokta nokta sahibidir. Şimdi yer sahibi saçmalık, yetenek sahibi saçmalık, istek sahibi saçmalık. Yani ben bunları saniyesinde eleyebilirim. Bir şeyde eğer rol sahibisindir ya pay sahibisindir. Pay sahibi çok daha ağır basıyor ama ilk boşluk önemli. Evrensel mi ulusal mı? Bakın birbirine taban taban zıt iki kavram. Uluslararası ortam dediğine göre evrensel, yani tüm evreni, herkesi ilgilendiren anlamında evrensel çok yerinde olur. İlk başa evrensel, sonuca da pay ifadesini koyarsak zaten cevaba ulaşmış olacağız. Geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Bir akış bozma sorusu. Banko sorudur arkadaşlar. Artı bir nettir. Bunu iyice bir oturtalım. Giriş cümlesi bulmak ikinci parçaya geçişte %100 işimize yarar. Burada zaman zaman konu bölünmesi işimizi kolaylaştırıyor. Dergicilik faaliyetleri Servet Fünun döneminde ön plana çıkmıştır. Yazarlar eserlerini dergilerde yayınlamışlar. Bakın dergicilik faaliyeti, dergilerde yayımlamak birbirinin bariz devamı ve halka ulaşma amaçları olmadığından dergicilikle devam etmişlerdir. Dergiye yoğunlaşmak yazarları toplumdan uzaklaştırmıştır. Bakın dergi, 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 daha ne desin Allah'ını seversen, hep dergi. Bunun bir sonucu olarak da, bunun bir sonucu diyor yine devam, vesaire vesaire. Topluluk, edebiyat ve hukuk adlı makalenin yayınlanması sonrasında dağılmıştır. Ya dergiciliği anlatıyordun, topluluğun dağılması ne alaka Allah aşkına? Bakın burada 5 numara bariz bir şekilde kendini ele verdi. Sizden ricam şu. Bu denemeler benim denemelerim biliyorsunuz. Kendi yazdığım sorular arkadaşlar. Zamanında yazdığım sorular. Şimdi şöyle bir artistik yapıyorum ben genelde. Numaralı ifadelerde şıkları karma olarak veriyorum ki. Mesela öğrenci 5 olduğunu görünce şıklara hiç bakmıyor. Direkt opteye gidip E seçeneğini işaretliyor. Çok yakın zamanda gördüm bunu. Doğal olarak fazlasıyla gördük de yakın zamanda bir daha yaşadım öğrencilerle birebir. Fiziki olarak gördüm. Doğal olarak çok fazla düşüyoruz bu oyuna. Mesela 3 diyor adam, hemen gidip Ceyhan'ı işaretliyor falan. Lütfen seçeneklere bakın. ÖSYM yaptı. Çoğu zaman yapmıyor ama. Genelde 1, 2, 4, 5 yapıyor ama yaptığı sorular var. Bakarsınız hani Allah göstermesin denk gelir, sıkıntı olur. Lütfen şıkları kontrol edip sonra. Hatta üşenmeyin ya. Önce kitapçıktaki yeri bir işaretleyin. Sonra gidip opteye işaretleyin. Çok daha mantıklı olacak. Peki geldik 4. soru arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Kesin yargı sorusu. Yine çerçevemi çizdim. Yorum yapmak yok arkadaşlar burada. Müzik ruhun gıdasıdır deseler de eğer size hitap eden bir müzik değilse sizi ciddi anlamda rahatsız eder. Çok doğru. Bu cümleden kesin yargı çıkaracağız. Bakalım. Müziğin ruhun gıdası olduğu görüşü çok yaygındır. Güzel. Ama nerede sizi rahatsız etmesi, nerede gıdasıdır deseler de öyle değil yani, tam tersini ifade etme. Hiçbir şey yok burada. Bu genel bir ifade. Müziğin faydalı olması size hitap etmesiyle de ilgilidir. Çok güzel. Yani müzik ruhun gıdasıdır, faydalıdır yani. Eyvallah, ruhumuzu besler, dinlendirir, anladım da. Bizi ilgilendiriyorsa ya da bize hoş gelen bir müzikse ancak bu söylediğimiz doğrudur. Doğal olarak size hitap etmesiyle ilgili bir durum var. B seçeneği çok güzel bir şekilde bu ifadeyi karşılar. Müziğin etkileyiciliği herkeste aynı etkiyi bırakabilir. Saygı duyarız. Müziğin ruhun gıdası olması kabul edilemez bir görüştür. Saçmalık. Sizi rahatsız eden bir müzik, dinlenilmesi mümkün olmayan müziktir. Evet de bu cümleyle ne alakası var? Ruhun gıdası vurgusu hiç yok burada. Geldim arkadaşlar 5. soruya. Evet, baştan 3. cümle hangisi olur diyor arkadaşlar. Burada ilk adımımız giriş cümlesi bulmak değil mi? Hadi başlayalım.
Ne diyor bakalım giriş cümlesinde? Günlük işlerinizi halletmek için kullanıyorsanız dur. Bunda hiçbir sakınca dur. Akıllı telefonların hükümdarlığı uzun yıllar devam edecek ki. Ben 3 numarayı çok rahat işaret ettim arkadaşlar. Devam. Sonra ama sadece oyun amaçlı kullanıyorsanız kullanım amacınız bunda hiçbir sakınca yok aslında. Telefon nasıl? Ha bak. Akıllı telefonların hükümdarlığı uzun yıllar devam edecek gibi. Bunda hiçbir sakınca yok aslında. Telefonu nasıl kullandığınıza göre bu sakıncanın varlığı yokluğu tartışılabilir. İki numarayı da hemen sonrasına yazdım arkadaşlar. Günlük işlerinizi halletmek için kullanıyorsanız ne ala. Bak burada bariz bir şekilde deniyorum ve yanılarak ya deneme yanılma yaparak devam ediyorum. Tamam. Ama sadece oyun amaçlı kullanıyorsanız 4 ve geriye 5 kaldı. Bakın burada nasıl bitiyorsa öyle baştan mantığını gidiyoruz. Hocam ya iyi güzel sen böyle çözüyorsun da. İşte bilmem ne yayınında, bilmem ne kitabında ben bunu yaparken zor. Çok normal arkadaşlar, çok normal. Çünkü şu an bayağı bildiğin sınav soru formatının birebirini konuşuyoruz. Yani zorlama adına benim kitaplarımda da denk gelebilirsiniz. Hocam çözemedim şu soruyu diyebilirsiniz, çok normal. Sıralama soruları genelde sıkıntılıdır. Hani başını sonunu keserler, aman Allah'ım yani bir türlü sıralama yapamazsın. 1-3-5 dersin olmaz, 3-5-1 dersin olmaz, 1-3-5... Ya Allah'ım yarabbim her şeyi denersin. Sizden ricam moral bozmadan... Tamamını da yanlış yapsanız bu soruları çözmeye devam edin. Çok sık çıkan bir soru tarzı değildir ama gelme ihtimali vardır her zaman. Doğal olarak çıkmış sorularda yaptığınız doğru yanlış oranına bakın arkadaşlar. Bir bakın son 3-5 yılda kaç soru çıkmış ve bir bakın bakalım kaç saniyede kaç dakikada çözüyorsunuz. Ölçtüğünüz sınav soruları olmalı. Ne benim ne de başka bir hocanın kitabı. Çözdüm hocam tamam bu kitaptan çözüyorsam tamamdır. Değil. Tabii ki bitirelim. Bütün kitapları çözelim ama ölçüt çıkmış sorulardır. Çıkmış sorularda paragrafları çözüyorsanız paragrafı hallettiniz demektir. Çıkmış sorularda ses bilgisinden soru kaçırmadıysanız ses bilgisini hallettiniz demektir. Tamam. Ölçtüğünüz daima çıkmış sorular olmalı. Hadi uzattın hocam. Devam edelim. Doğal olarak ne diyor? Baştan üçüncü, birinci, ikinci, üçüncü demiş. Doğru cevap kesinlikle E seçeneği olacak beşinci soruda. Gelelim altıncı soruya. Ha, bu sefer de doğru sıralama istemiş. Kurallı ve anlamlı diyor. Giriş cümlesini yukarı çekelim hocam. Sonra devam edelim. Yani normal sıralamamızı yapalım. Bu sorularda arkadaşlar mümkün mertebe şu taktiği denemelisiniz. Hani böyle şıklar arasında, yani seçeneği bulup şıklar arasında eleme yaparak gitmeniz her zaman fayda sağlar. Hemen bakalım arkadaşlar hangisi acaba buradan giriş cümlesi olmaya müsait? Meslek seçimi konusunda son zamanlarda iyice kafası karışmıştı. Ne uyguladıkları anketlere doğru cevaplar vermiş. Rehberlik servislerinin söylemlerini de kendini tam olarak tanıyamadığı için kendini tanıyamazsa ya evet burada biraz sırıtıyor. Yani sırıtıyor derken çok da böyle harika bir giriş cümlesi değil ama diğerleri de hiç değil be kardeşim. Bir numara burada giriş cümlesi olmaya çok müsait bir cümle. Meslek seçimi konusunda son zamanlarda iyice kafası karışmıştı. Devam edeyim bakalım oluyor mu? Kendini tam olarak tanıyamadığı için mesleğe de karar veremiyordu. Tamam çok güzel. Kendini tanıyamazsa hayatı boyunca onu mutlu edecek bir mesleğe sahip olamayacaktı. Eyvallah. Sonrasında ne uyguladıkları anketlere doğru cevaplar vermiş ne de onları dinlemişti. Evet 3 numarada ne diyor? Rehberlik servislerinin söylemlerini de dikkate almamıştı. Güzel fena değil. E seçeneğini burada işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. İşimizi bu soru kolaylaştırdı. Normalde iki şık arasında kalıp yürüdük ama gayet netti. Sıkıntı yoktu bu soruyu cebe koymuş olduk. Artı bir net geldi. Hangisinde ünsüz düşmesi vardır diyor arkadaşlar. Küçük bir balonla ilerleyen çocuğu görenler şaşırıyordu. Küçüğü görür görmez bunun küçücük olduğunu düşünüp düşme ihtimalimiz yüksek ama lütfen dikkat. Burada herhangi bir ünsüz düşmesi yok. Ufak bir, bu da ufacıkla karışabilir dikkat. Ufak bir kutuyu taşımakta zorlandığını fark ettik. Tamam burada da bir şey göremiyoruz. Üzerindeki kaza dokununca yumuşacık bir tüy topluluğu olduğunu anladım. Şimdi yumuşacık derken arkadaşlar kelimenin normalde yumuşak olduğunu biliyorsunuz. Nasıl hocam? Cıkcık eki sadece isme gelir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın tamam. Cıkcık eki sadece isme gelir. Fiile gelmez. Doğal olarak bu kelimenin kökünün yumuşamaktan yumuşacık olduğunu düşünmemelisiniz. Yumuşamaktan yumuşak sonrasında cıkcık gelmiş ama K düşmüş. Burada bir ünsüz düşmesi var arkadaşlar. Şiirlerinde ahenk unsurlarına gerekli önemi veriyordu. Sokak aralarında resim yapma fikri gayet iyi bir fikirdi. Saygı duyuyorum. Eyvallah hocam. 7 Ceyhan olacak. Bakalım 8 hangi şıkka gidecek? Hangisinde bir at hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır diyor. Bismillah derim ben buna. Başka bir şey demem. Sessiz öğrencilerin çoğu sessiz öğrenci niteleme sıfatı. Notları yüksek olan öğrencilerde yine niteleme sıfatı. Nasıl öğrenci? Notları yüksek olan öğrenci. Devam. Şiir okurken bazı mısralar tahmin ettiğinden güzeldi. Tahmin ettiğinden güzeldi niteleme. Bazı mısralar belgisiz. Ama bir tanesi hem nitelemen belgisiz alsın. Yani hocam burada bir niteleme yakaladım. Bir belgisiz yakaladım. Hayır. Tek bir isimden bahsediyoruz değil mi? Sahipsiz bir kişi olduğunu yaşam tarzından anlayabiliyorduk diyor. Nasıl kişi sahipsiz niteleme? Bir belgisiz sıfattır biliyorsunuz. Çünkü bir tane kişi demiyor. Sahipsiz bir kişi, herhangi bir kişi. Belgisiz sıfat doğal olarak o da belirtme sıfatıdır ana başlıkta. Doğal olarak hem niteleme hem belirtme almış. D seçeneğine bakıyorum. Günümüz
yazarı konularını belirlerken yaşamdan yararlanır. Günümüz yazarı, eyvallah geçtim. İnsanların birbirlerini düşünmeleri oldukça normaldi. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle C seçeneği olacak. Gayet güzel gidiyoruz. Geldik 9'a. Hangisinde sözcük halinde zamir kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Olayları kendi yapmıştı ama yine de istekli değildi diyor. Bakın dikkat. Burada önemli şeyler var. Sözcük halinde diyor. Kendi kelimesi bariz bir dönüşlülük zamiridir. Devam. Kış mevsiminde kimisi kartopu oynarken kimisi evde oturuyordu. Kimisi ifadeleri belgisiz zamirdir. Devam. Fikirlerim inanıyorum ki uzun bir süre daha devam edecek geçtim. Şiirlerinin teması onun düşündüğü gibi değildi. Onun, Ahmet'in, Mehmet'in kişi zamiri. Çizgiyi geçerse onun kararı da doğru olacaktı. Onun kişi zamiri. Eyvallah hocam. C seçeneği doğru cevap. Fikirlerim derken benim fikirlerim diyerek aslında orada bir iyilik zamiri kullanılmış olsa da bize ek halinde değil kelime halindeki zamirleri soruyorlar. O yüzden içimiz rahat bir şekilde C seçeneğini işaretleyebiliyoruz. Geldik arkadaşlar 10. soruya. Yalnız uyuyorsun sen. Yalnız sen uyuyorsun. Daha 10. soruda dalıp gidersen bunun önünü alamayız. Hey, devam. Uyan. Aşağıdaki cümlelerde alt çizgi sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır? Artması diyor. Artması. Mame. İsim fiileki sı. Çekim eki. Geç buna canım, bir tane var. Öğrencinin öğrenmekten öğrenici, ıcı ici bir tane var. Nın tamlayan eki zaten. Geçtim. Çalışırken, çalışmak, çalışır. Yeni zaman sonrasında zaten çalışırken zarf fiileki gelmiş. Bir yapım, bir çekim. Tekrarlardı diyor. Tekrardan tekrarlamak bir. Tekrarlar geniş zaman eki. İdi ek eylem gelmiş. Yani yapım ve çekim eki var. Kuralcı. Kelimemizin kökü kurmak. Kurmaktan kural, kuraldan kuralcı. Bu birinci yapım eki değil mi? Fiilden isim. İkinci yapım eki de isimden isim. Kurmaktan kural. Mükemmel bir kelime değil mi Allah aşkına? Değil mi? Harika bir kelime. Bence bu deneme bitti ya. Yani denemeyi çözelim de bitirelim de. Bence bu denemede alacağınız en önemli bilgiyi aldınız arkadaşlar. Süper bir bilgi. Kesinlikle cepte kalmalı. Süper süper süper. Evet. Hangisi yoktur diyor arkadaşlar. 10. sorunun cevabı E seçeneğiydi. Bakalım 11 bize neyi söyleyecek. Önce de bileceğim. Başlamayacağım tabii ki. Yoktur sorusu olumsuz. Yapım eki almış birden fazla sözcük. Yönelme eki. Sadece çekim eki almış sözcük. Birleşik yapılı sözcük ve eki eylemin geniş zamanı. Öncelindekileri bir kenara bıraktı. Şimdi kenara derken AE. Burada bir yönelme hal eki görüyorum. Tamam. Burada sıkıntımız yok. Onun dışında önden önce yapım eki almış bir sözcük var burada. Tamamdır. Devam. Sonra koltuğa oturup. Oturup derken oturmaktan oturup. Üp üp. Yani yapım eki almış. Bu da fiilimsi biliyorsun. Zarf fiil. Fiilimsilerin hepsi yapım ekidir. Doğal olarak yapım eki almış onlarca sözcük var. A seçeneğinde çok rahat eleyebiliriz. A gitti, B gitti. Sadece çekim eki almış sözcük. Bırakmaktan bıraktı. Bu sadece çekim eki almış sözcüktür. Birleşik yapılı sözcük kaldı. Bir de ek eylemi geniş zamanı kaldı. Hah, ne diyor? Oturup onları bir güzel seyretti. Seyretti ifadesi burada birleşik sözcüktür arkadaşlar. Birleşik yapılı sözcüktür. Ek eylemi geniş zamanı yoktur. Nedir hocam ek eylemi geniş zamanı? Dırdır ekidir arkadaşlar. O da yok zaten. Çok güzel bir soruydu. Güzel bir hatırlatma oldu. Güzel bir tekrar oldu bizim için. O zaman hadi geçelim 12. soruya. Ne diyor? Bu parçada aşağıdakilerden hangisinde örnek yoktur? Kiili birleşik cümle, kuralsız cümle, ad cümlesi, sıralı cümle, bağlı cümle. Hemen bakalım. Bakalım ne olacak. Şekerli çayı bir türlü bırakamıyordu. Burada arkadaşlar basit bir cümle görüyoruz. Bırakamıyordu fiil cümlesi görüyoruz. Bir türlü şıklardan birini yakalayamıyoruz tabi bu cümleden. Abur cubur yemeği tamamen kesmiş. Kimseden gelen teklifleri de değerlendirmemiş. Şimdi burada sıralı cümlemiz var değil mi? Virgülümüz var ama bariz net. Artık çayı bile sade içiyor ki bu şaşılacak bir durum diyor. Eyvallah. Kili bileşik cümle tamamdır. Durum aynı zamanda durumdur. Var eyvallah. Burada bir ad cümlesi de yer alıyor. İleride göreceğiniz, göreceğiz neler olacağını. Olumlu yönde gelişmeler olacağı kesin de. Olumlu yönde gelişmeler olacağı kesin de bariz bir şekilde ad cümlesini ne yaptı aldı. Hocam bunu neden kabul etmedik? Aslında kabul ettik. Yani bu şaşılacak bir durumu kabul ettim ama kili bileşik cümle orada iki tane cümle var. Bir tane olsun da daha net görelim istedim. Yoksa o da isim cümlesidir, ad cümlesidir yani. Kuralsız cümle var mı? Evet var. İleride neler olacağını göreceğiz demiyor da ileride göreceğiz neler olacağını diyor. Bariz bir şekilde arkadaşlar kuralsız cümledir yani devrik cümledir. O zaman tamamdır, ben çok net bir şekilde onu da eledim. Bağlı cümle yani bağlaçlarla bağlanmış cümle göremiyoruz, aman dikkat. Ki aslında bir bağlaçtır ama kili bir cümle bağlı cümleden sayılmıyor arkadaşlar. O yüzden cebinizde kalsın. Aşağıdaki hangisinde bir öge açıklayıcısı verilmemiştir diyor. Şimdi açıklayıcısı verilemek demek iki kısa çizgi arasında bir önceki ögeyi açıklamak demek. Ya da iki virgül arasında bir önceki ögeyi açıklamak anlamına gelecek açıklayıcı. Eserlerinin ön sözünü okurların pek bakmadığı kısmı özenle yazardı. Şimdi belirtir nesneyi açıklamış. Makale yazarları, bilimselliği ön plana alanlar bunu çok severdi. Bakın özneyi açıklamış. Eleştiriler, siz de takdir edersiniz ki pek iyi değildi diyor arkadaşlar. Aman dikkat, burada bir artistik var, dursun. Onun öyküleri, okuduğum en iyi öyküler beni çok sarardı. Bakın bu da ne yapmış?
Özden açıklamış. Televizyona olan merakı, hayatın en vazgeçilmez alışkanlığı, konuşabilirsem inşallah, bizi ilgilendirmiyor demiş. Evet, burada bariz bir şekilde Özden'i açıklamış. Ama eleştiriler, siz de takdir edersiniz ki, yani bu iki virgül arasındaki şu kavram, şurası, bu ifade bir öncesini açıklamıyor. Eleştirilerle ilgili bir şey söylemiyor. Doğal olarak bir öge açıklayıcısıyla verilmemiş. Sadece ara cümledir o. Onu yok sayarız. Ara sözler açıklayıcıdır, ara cümleler değil arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Devam çok iyiydi bence. Çok iyi bir bilgiyi tekrar etmiş olduk. Unutma. 14. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması bir sıfat fiil grubunun içinde yer almamıştır? Yani bilmem ne bilmem ne yapan, eden, giden, yapılmış, yapıldık falan. Yani bir şekilde dık dik an en maz mez mışmış neyse artık. Yani sıfat fiil ekleri olacak ama isim tamlaması bunun içerisinde yer alacak. Bakalım hocam ne demek istiyor Allah aşkına. Ellerin arasında büyüttüğü fidanları. Bakın ellerin arasında büyüttüğü fidan. Bu bir sıfat tamlamasıdır. Dıktik sıfat fiildir. Ellerin arası. Bu da bariz bir şekilde isim tamlamasıdır. Bir sıfat fiil grubunun içerisinde yer almıştır. Yani şurada. Bu ne dedim? Karşı konulamaz bir sürünün kontrolünü. Bakın. Karşı konulamaz bir sürü. Değil mi? Sürünün kontrolünü yapan bu. Hatta dur devam da ediyor. Sürünün kontrolünü yapan bu adamla. Nasıl adam vesaire vesaire yapan adam. Yapan kısmına kadarki yer sıfat fiil grubudur. Sürünün kontrolü zaten isim tamlamasıdır. Tamamdır hocam, bariz bir şekilde sıfat fiil grubunun içerisinde isim tamlaması yer alıyor. Başarılı olmanın çaresini arayan insanlar gibi ben de bunun için çok çaba sarf ettim diyor. Yani arayan insanlar, başarılı olmanın çaresi bu da bariz bir şekilde arkadaşlar. İsim tamlaması sıfat fiil grubunun içerisinde yer almış. Oraya gider gitmez sobanın yanına düşmüş bir kağıt parçası. Sobanın yanına düşmüş kağıt parçası. Sıfat fiil grubu şuraya kadar sobanın yanına düşmüş. Sıfat fiil grubudur. Sobanın yanı isim tamlamasıdır. İsim tamlaması sıfat fiil grubunun içerisinde yer almıştır. Bu da tamam. Elindekileri bir kenara bırakıp bize doğru yaklaştı. Saygı duyuyorum. Yaklaştın hocam, eyvallah. Hiç sıkıntımız yok. Devam. Hangisi yanlıştır diyor. Yukarıdan aşağı gidelim. Cevap A bile çıksa hiç sıkıntı yok. Hızlı çözeceğiz. Beşinci cümle. Yüklemin nesnesine göre geçti. Fiil, yetişik çatılı fiil olan bir cümledir. Bakalım. Günümüzde de bu durum iyice yer etti. Onu yer etti. Olmadığı için bu geçişsiz çatıldır. Geçişsiz çatılı değildir arkadaşlar. Doğru cevap kesinlikle E seçeneğidir. Diğer seçenekleri eleyelim. Dördüncü cümle yüklemi işleş çatılı olan bir fiil cümlesi bir cümledir diyor. İşleş çatılı fiil olan bir cümledir konuşabilirsem. Hemen bakalım dörde. Anlaştı, anlamaktan anlaşmak. Evet, karşılıklı bunu eledim. Doğru. Birinci cümle yüklemi edilgen çatılı fiil olan bir cümledir. Ne diyor? Gerçekleştiriliyor birileri tarafından. Doğru. Üçüncü cümle yüklemi dönüşlü çatılı fiil olan bir cümledir demiş. Üçe bakıyorum hemen. Matbaacılar bu duruma oldukça sevindi. Onu sevindi. Dan ziyade, yani nesnesine göre bakmaktan ziyade sevmekten sevinmek ne harfi var? Dönüşlüye bakacağız. Evet, şimdi oldu. İkinci cümle yükleme etken çatılı fiil olan bir cümledir diyor. Yani iş yapan bellidir diyor ikide. Bıraktı. Evet, o bıraktı, bu bıraktı. Bu da doğru. E seçeneği doğru cevabımız. Ben hepsini açıklamak zorundayım. O yüzden açıklıyorum tabii ki sizlere ama siz sınavda E şıkkından başlayıp yakaladığınız an itibariyle cevabı hiç sağlama yapmanıza gerek yok. Devam lütfen. Hemen geldim 16. soruya. Bu parçadaki alt çizili sözlerden hangisinde yazım yanlış yapılmıştır? Dizaynının, yavaş hocam dikkat. Design kelimesi Türkçe ekler almış, yabancı kelime olur. Türk bayrağı tüzüğünde diyor. Şimdi lütfen dikkat. Türk bayrağı tüzüğü, yönetmeliği, şunu bunu neyse kanunu, bunlar büyük harfle başlar. Aman dikkat, T büyük olacaktı. Belli ki ayrı. Kağıt kelimesinde düzeltme işaretimiz, şapkamız var, doğru. Durumlarda diyor, böyle durumlarda. O daha D'nin yazımıyla alakalı bir şey. Orada sıkıntımız yok. 2 numara olacak. Doğru cevabımız hocam. Var mı soru işareti? Yok hocam. Güzel gidiyoruz ama ya. Vallahi güzel gidiyoruz. Her gün böyle 45-50 dakika, ben de alışkın değilim ha. Yani günlük tabii bazen çok video çektiğim oluyor. Arda arda videolar çektiğim günler de oluyor ama. Yani böyle 40-50'şer dakikalık videolar falan biliyorsunuz benim kanalımda çok nadir göreceğiniz şeyler. Ancak böyle uzun soluklu kamplarda, yani videoların uzun soluklu olduğu kamplarda diyelim, karşılaşıyoruz. Yorucu değil mi? Yorucu oluyor ister istemez ama çok şey kazanıyorsunuz inşallah. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit türemiş ve birleşik eylemler bir arada kullanılmıştır? Bismillah! Başlıyoruz. Bakalım hangisi olacak cevabımız. Haydi hocam. Seslenilen kitle sizden bir şeyler bekliyorsa hazırlık şart olacaktır. Olacak, olacak, olacak. Basit bir sözcük bu. Burada herhangi bir türemiş eylem göremiyoruz. Yüreğindeki sese kulak verdi. Kulak vermek birleşik ve durmadan çalıştı. Çalıştı burada basit. Belli ki yapacaktı. Burada bir şey yok. Sustu. Basit. Ve karşısındakinin konuşması bitene kadar bekledi. Beklemek basit deriz. Geçeriz beklemekten. Şehir onu iyice bezdirdi. Bezmekten bezdirmek türemiş. Doğaya kaçmak istiyordu. İstemekten istiyor, istiyor. Burada bir sıkıntı yok. Basit. Bazı şeyleri gözden çıkardı. Ha, tamam. Bezdirdi türemiş. İstiyordu. Basit. Gözden çıkarmak birleşik. Doğal olarak D seçeneğinde basit, birleşik ve türemiş eylemler bir arada kullanılmış.
oyun başında geçirdiği saatlerine yanıp yakılma zamanıydı. Saygı, saygı, saygı. Evet arkadaşlar, vallahi buna dikkat etmek lazım. Bu sene ölü seneniz olsun. Tamam, bu sene ölsün, hiç önemli değil. İnşallah bundan sonraki senelerdeki rahatlığımız, o mükemmel hayatı inşallah düşünelim. O şeyle çalışalım arkadaşlar. Devam! Bu parçadaki numaralanmış cümlede hangisi basit cümledir? Yani fiilimsi mi anilimsi? Yoktur fiilimsi bilimsi. Devam. Nevşehir'in develere binilen yerlerinden binilen geç olan geç. Kim gelse gitse mutlaka bir deveye binerek, tamam, arakerek geç. Deveye binmenin hazzı anlatılamazdı. Bismillah. Bunu durdur bakalım bir. Deveye binmenin hazzı anlatılamazdı. Var mı hocam burada bir sıkıntı? Burada herhangi bir daha bakalım. Deveye binme. Oba hocam, uyuma. 18. soru, dalma, uyuma. Binmenin hazzı derken mameya isim fiil, dur. Bu yüzden talep gören bir uygulama idi diyor. Gören an en. Hepsinde fiilimsi var. Bunlar hep basit cümle olamaz. Bunlar giriş bir cümle. Nevşehir'de bunu mutlaka denemelisiniz. Evet, burada herhangi bir fiilimsi yok. Doğru cevap D seçeneği olacak. Geldik 19 arkadaşlar. Bakalım 19 bize ne söyleyecek. Evet, geldik ki 19. soruya arkadaşlar. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diyor. Son dönemlerde Darwinci anlayışının iyice köreldiği bilinen bir gerçektir. Darwinci'nin de esi büyük olur hocam. Sıkıntı yok. Doğru. Burada yazım yanlışı göremiyoruz. Pudingin üstüne Hindistan cevizi. Hindistan cevizinin C'si küçük olacak. Geç. Servetü'nün dönemi D büyük olacak. Geç. Mektubunu aziz dostum D büyük olacak. Geç. Selimli beldesinin B küçük olacak. Geç hocam. Doğru cevap kesinlikle A seçeneği olacak. Yazım yanlışı göremiyoruz. Geldik hocam 20. soruya. Numaralanmış yerlerden hangisine 3 nokta konulmaz? Evlatlarımız yine koşacak, oynayacak. Eyvallah hocam. Güzel. Yani ben burada 3 noktayı koyabilirim. Mini elbiseler dik, güzel, kışlık, mevsimlik. Devam. Saçlarına kurdela, kurdela olsun ama bölmeyelim tabii şiirde. Ne dediyse eyvallah o. Saçlarına kurdela, bileklerine bilezik. Ama şu dünya hali bin türlü kaza bela. Tabutçu, ölçünü büyük tut. Büyük. Tabutçu, evet. Ölçünü büyük tut, büyük. Büyük tut, bitti aslında. Büyük diye bir daha da güçlendirmiş. Yani ben E seçeneğine 5 numaraya asla 3 nokta koymam. Noktayı orada yerleştirir, hemen geçeriz sonrasına. Devam hocam 21. Üzerinde durulan düşünce demiş. Sınavdasınız arkadaşlar. Tabii ki risk almak istemiyoruz. Hocam son kısmı okuyalım ama ya olmazsa olursa, hayır hayır hiç sıkıntınız olmasın. %100 olur da. Yine de böyle risk almamak adına öğrenciler bazen okuyabiliyorlar. Sizden ricam şöyle üstün körü olsa da bakmanız ama son kısımlara odaklanmanız. Yani okudun okudun okudun, şöyle bir göz attın. Ne diyor? Bu hayatımızın her alanında böyledir. İşiniz ne olursa olsun en iyisi olabilmek için kendinizi bir tık daha geçmeye çalışmalısınız. Güneşin doğduğu yere yönelmek değil de güneşin kendisi olmak çabası bize başarıyı getirecektir. Oba, güneşin kendisi olalım diyor. Zor iş ama olalım be hocam, çalışalım. Bu parçada özellikle üzerinde durulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir diyor. Başarılı olmak için daima özümüzdeki yanlışları atmamız gerekir. Saygı duyuyorum hocam, alakasız. Başarı için başkalarına bakmak değil de özümüzü bilmek değerlidir demiş. Eyvallah. Evet, yani özümüzü bilelim, tamamdır. Hiçbir sorun çıkmasın. Gayet yerinde. Doğru cevap kesinlikle B seçeneği olacak. Hemen geldik 22. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Metni okuduğunuzu düşünüyoruz. Hedeflerine ulaşma imkanı varsa o imkanı ona sunmalıyız. Onu var edebilecek her şeyi ona göstermeliyiz. Güzel bağlar kurmalıyız ve başkalarının hayatlarıyla ilgilenmektense hayatlarına dokunarak onları mutlu etmeliyiz diyor. Çok güzel şeyler anlatıyor metnimiz bize. Bakalım cevabımız ne olacak? İnsanların hayatlarını kurcalayarak zaman kaybetmemeliyiz. Güzel. Birilerinin hayatlarına dokunarak onları mutlu etmek daha doğrudur. Evet, yani zaman kaybetmeyelim ama daha da önemlisi budur. Yani ilk baştaki biraz daha sığ bir ifade, biraz daha dar, derinliksiz bir ifade. Ama B seçeneği çok böyle metni kapsayıcı, değil mi? O yüzden B seçeneği doğru cevabımız olsun arkadaşlar. Geldik 23. soruya. Hangisi çıkarılamaz demiş. Hemen bakalım arkadaşlar hangisi çıkarılamayacak. Edebi metinler okuyan da estetik bir haz uyandırır demiş. Estetik haz. Tamam hocam. Dönemden izler taşıyan metinler bulmak olasıdır. Dönemden izler taşıması, güzel. Edebi metinlerdeki sözcükler çok anlamlı kullanılabilir. Çok anlamlı kullanma. Yazarlar döneme duyarsız kalırlarsa kalıcı olamazlar. Döneme duyarsız kalmak, eyvallah. Eserde okur kendisini istediği yerde görebilmelidir. Okur kendisini istediği yerde görmek vurgusu. Bakın çok net bir şekilde anahtar kelimelerimizi aldık arkadaşlar. Edebi metinlerde bir sözcüğün anlamı değil, anlamları vardır. Yani aslında çok anlamlı bir kullanıma gönderme yapıyor. Her sözcük birden çok anlama gelecek biçimde kullanılmıştır. Herkes kendine göre bir anlam çıkarabilir. Hmm, tamam, eyvallah, güzel. Tamam, devam ediyoruz. Kendisini istediği yerde görmek, zorlayabiliriz burayı. Tamam. Edebi metinler kurmaca metinlerdir. Tamam. Yazarın tamamen gerçek olanları anlatma gibi bir kaygısı yoktur. Okur kendini hayal ettiği her türlü yerde görebilmelidir. E seçeneğini de buradan çok rahat eleyebiliyorum arkadaşlar. Devam. Edebi metinler estetik bir zevk uyandırır. Yani A seçeneğini bana adeta söylüyor. Öğretici bir metnin soğukluğu yoktur onda. Okur estetik bir haz alır.
eseri okurken edebi metinler yazılı dönemde izler taşır. Yani ben burada B'yi de görüyorum ama D seçeneği duyarsız kalmak falan yok hocam. Çok bariz bir şekilde devam ediyorum. Geldim 24. soruya. Hemen şöyle bir yaklaştırdım. Harika. Ulaşılamaz istiyor. Hece ölçüsünü beğenmeyen şairler olmuştur. Hece ölçüsünü beğenmemek tamam. Sanat anlayışınıza uygun ölçü kullanımı doğrudur. Sanat anlayışınıza uygun ölçü tamamdır hocam. Burada sıkıntımız yok. Hece ölçüsünü halk şairlerine adamak kabul görmemiştir diyor. Tamam, halk şairlerine adamak güzel. Ölçüler edebi dönemlere göre kullanım değişikliği gösterebilir diyor. Tamam, döneme göre değişiklik gösterme. Hece ölçüsünün ön plana çıktığı edebiyat dönemi olmuştur diyor. Eyvallah, hece ölçüsünün ön plana çıkması. Anahtar kelimelerimizi aldık 24. soruda. Bakalım hangisi cevap olacak. Şiirde ölçü denildiği zaman akla hemen hece ölçüsü gelir. Çünkü edebiyatımızın esas ölçüsü hece ölçüsüdür. 7-8-11'li kalıpları çokça tercih edilen hece ölçüsü halk edebiyatının vazgeçilmez ölçüsüdür. Milli edebiyat döneminde tekrar canlanacak olan hece ölçüsü Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecatik ve edebiyat dönemlerinde neredeyse unutulmuş bir ölçütürdür demiş. Burada hemen şöyle bir göz atalım. Dönemlere göre evet, D seçeneğini buradan biraz zorlayabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Tamam. Tek tük eser verilmiş olsa da edebiyat dönemine mal olacak biçimde kullanıldığı da söylenemez. Buna karşılık Arap kökenli olan aruz ölçüsü edebiyat dönemlerimizin çoğunda bir marifet, bir gösteriş aracı olmuş. Parmak hesabı köylü vezni gibi ifadelerle bir köşe atan hece ölçüsüne nazaran daima bir adım önde olmuştur. Demek ki yani beğenmeyen şairlerimiz olmuş. Buradan onu da çok rahat çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Devam, devam, devam. Önemli olan sanat anlayışınıza hangisinin daha uygun olduğudur. Evet, yani B seçeneği burada çok net bir şekilde elenebiliyor. Devam, devam, devam. Önemli olan sanat anlayışı demiştik. Bir de hece ölçüsünü sadece halk şairlerine adamak gibi bir yanlış var ki onu da belirtmek gerekir. Heceyle yazmak çoğu zaman aruzda yazmaktan daha zordur. Her söyleminde aynı hece sayısını tutturmak tahmin edilenden daha zordur gibi bir açıklama yapmış. Hece ölçüsünün ön plana çıktığı edebiyat dönemi olmuştur. Evet, yani halk edebiyatının vazgeçilmez ölçüsüdür diyordu. Şurada bir yerde. Nerede hocam? Şurada. Bu zaten E seçeneğini söylüyor hocam. C seçeneği yok. Adamak kelimesi geçti ama kabul görmemiştir demişti. Orada ne demiş arkadaşlar? Adamak gibi bir yanlış vardır ki bunun yanlış olduğu söyleniyor sadece. Kabul görmemiştir falan demiyor. C seçeneği o anlamda çok yerinde. 25. Hangisinden yararlanılmıştır? Bakalım. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleri Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadarki dönemi ele almaktadır. Bu nedenle Yakup Kadri'nin toplumumuzu çok iyi analiz ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Yaban, Kiralık Konak, Nur Baba, Panorama gibi eserler toplumumuzun ne gibi aşamalardan geçtiğini çok iyi göstermektedir diyor. Güzel. Açıklama, sayısal veri, tartışma, metinle tanımlama. Allah aşkına, metnin başından bu yana yani Yakup Kadri ile ilgili bilgi vermiyor mu bize? Biz bir şeyler öğrenmedik mi daha içirmeden itibaren? Evet, o zaman açıklama anlatım biçimini kullanıldığını söylemeden geçemeyeceğiz 25'te. Geldik 26'ya, güzel. Göktürk Kitabeleri'nin burada yine aynı soru, aynı soru tarzı. Göktürk Kitabeleri'nin Türk tarihi açısından önemi büyüktür. Eyvallah. Göktürk Devleti döneminde dikilmiş olan bu kitabeleri. Aslında cevap yine çıktı. Rus Türkolog Radloff ve Thompson'ın okumuştur diyor. Tamam, bize yine bilgi veriyor. Açıklama anlatım biçiminin kullanıldığını söylemeden geçemeyeceğiz 26. soruda. Geldik hocam 27'ye. Kesin çıkacak yargı sorusu yine. Üniversite öğrencilerinin akademik çalışmalar yapması için gerekli teşvikin diyor. İlk olarak 23 Ocak'ta yapması bekleniyor. Tamam, eyvallah. Hemen başlayalım arkadaşlar, bakalım cevap bize ne söyleyecek. Akademik çalışmalar için teşvik verilmesi öğrencileri sevindirdi. Sevinme vurgusu yok. Metnin devamı yok çünkü, orayı bilmiyoruz. Üniversite öğrencilerinin maddi desteğe ihtiyacı vardır. Yani destek verilmiş olması ihtiyaçlarının olduğu anlamını mı çıkartır burada? Hayır. Ki burada zaten sadece akademik çalışmalar yapılması yönündeki teşvikten bahsediliyor. Devam lütfen. Akademik çalışmalar ciddi paralarla yapılmaktadır diyor. Ciddi paralar... Yani hayır, bir şey söyleme burada, öyle bir şey. Öğrencilerin akademik çalışmalarına yönelik teşvik ilk kez gerçekleşmektedir diyor. İlk kez bilmem ne dediğine göre evet, D seçeneği çok net bir doğru cevabımız. Üniversite öğrencileri bu teşvikle birlikte çalışmalara başlayacaklardır diyor. Ona da saygı duyarız. Bilmiyoruz çalışmalara başlar mı başlamaz mı. D seçeneği benim kesinlikle çıkarabileceğim yargı oldu arkadaşlar. O zaman 28, 29 ve 33 soruya birden buradan bakacağız. Ne diyor? Bu parçaya göre unutma durumlarından hangisi sıkıntılı kabul edilir? Sıkıntılı kabul edilebilecek bir unutma olayı vakası işleyeceğiz, göreceğiz. Bu parçadan aşağı hangisi ulaşılamaz? Bunu ilk başta çözeceğimiz kesinleşti. Bu parçayı okuyan bir kişi hangi zamanda çalışmayı daha doğru bulmalıdır? Çok güzel. Hangi zamanda çalışılmalı? Güzel. Rahat sorular bunlar. Ferah sorular. Sadece 29 biraz sıkıntılı. Önce 29'u çözeceğiz. Sonra da diğer sorular için metni bir daha okumayacağız. O zaman anahtar kelimelere bakalım. Ne diyor? Unutkanlığın da kendi içerisinde normal olabilecek bir seviyesi vardır. Normal olabilecek seviye. Unutkanlık yaşayan herkes uzmandan yardım almalıdır. Uzmandan yardım, eyvallah. Düzensiz beslenmenin de unutkanlık üzerinde etkisi vardır. Düzensiz beslenme, tamam. Uyurken yapılan çalışmalar akılda daha kalıcı olur. Uyurken yapılan çalışmalar, güzel. Yaşınıza göre unutkanlığınızın sebebi farklı olabilir. Farklı sebepler. Buraya kadar her şey yolunda. Başlıyoruz. Bakalım hangisine ulaşamayacağız arkadaşlar 29. soruda. İnsanlarda doğal karşılanabilecek bir unutkanlık seviyesi vardır. Yani normal olabilecek bir seviye varmış. A seçeneğini eledim. Masanın üzerine koyduğunuz bir anahtarı her zamanki anahtarlarınızla
anahtarınızı arıyorsanız bir sıkıntı yok demektir. Unutkanlığınız günlük yaşamınızı ciddi anlamda etkilemeye başlamışsa bunu bir kez daha düşünmelisiniz. İşte bu noktada psikolojik bir desteğe ihtiyacınız var demektir. Yaşınız gelse bunun psikolojik temelli olma ihtimali olasılığı yüksek. Vitamin eksiklikleri de unutkanlığa sebep olsa da genç yaşlarda psikolojik etkenler daha çok daha ön plana çıkıyor demiş. Şuraya kadar geldik. Burada bir duralım. Doğal olarak ben burada yaş muhabbetini de evet ne yapıyorum? Eliyorum arkadaşlar net bir şekilde. Tamam. Unutkanlık içinde bulunduğumuz dönemin en büyük problemlerindendir. Düzensiz beslenmek bir yana, gün içerisindeki meşguliyetlerimizin zihnimizi sürekli rahatsız etmesi, hatırlamamız gereken şeylerin unutulmasına neden olmaktadır. Eyvallah hocam, tamamdır. İçinde bulunduğunuz ortam da unutma potansiyelinizi etkiler. Ortam. Sanki böyle bir CD ne diyor? Düzensiz beslenme, unutkanlık. Tamam, uyurken yapılan çalışmalar güzel, devam ediyorum. İçinde bulunduğunuz ortam tamam. Mesela büyük bir şehirde yaşadığınızı varsayalım. Uyaranların fazlalığı beyninizin o bilgiyi çağırmasına zorluklar çıkaracaktır. Uyaran ne kadar az ise bilgi vesaire olasılığı da yüksektir. Tamam. Uyaran azsa ne diyor? Bilginin hatırlanma olasılığı yüksek, tamam. Yatarken çalışılan şeylerin akılda kalıcı olması nedeni de bu, doğru çıktı şimdi. Zaten ben orada bir D seçeneğine gidecektim ama uyuma vurgusunu görememiştim. Yatarken de zaten onu söyledi bize çok net bir şekilde, onu da eledik arkadaşlar. Düzensiz beslenme ve unutkanlık yaşayan herkesin uzmanına yardım alması. Düzensiz beslenmeyi nerede buluyoruz arkadaşlar? Şuralarda bir yerlerde bir vitamin eksikliği muhabbeti vardı. Bu da beslenmeyle alakalı bir şey. Bunu da çok rahat ediyorum. Doğru cevap kesinlikle Bursa. Şimdi 28 için bir daha okumaya gerek yok. Hangisi sıkıntılı kabul edilebilecek bir unutma türüdür diyor 28'de. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor. Her zaman odasına koyduğu kitabı salonda bulmak. Evin anahtarını aldığını unutup tekrar eve dönmek. Gideceği toplantının saatinin 9 değil 10 olduğunu sonradan hatırlamak. Arabasıyla gittiğim misafirlikten arabayı unutup otobüse dönmek diyor. Lanet! D seçeneği, böyle bir şey olabilir. Normal, hepimizin yaşayabileceği bir şey. Tamam, sıkıntı yok ama en azından bu metne göre olmamalı diyor. Her gün okuduğu gazetenin adını kısa süreli hatırlayamamak falan fistan. Bunlar doğru. Güzel, eyvallah. Bu parçayı okuyan bir kişi hangi zamanda çalışmayı daha doğru bulmalıdır? Yatarken daha akılda kalıcı oluyormuş çünkü. Gece arası kurduğu alarma kalktığı zaman fena değil. Sabahleyin zihninin en uyanık olduğu an, öğle yemeğinden hemen sonra, okuldan çıktığı ilk an, yatmasına az bir zaman kala, evet, yatarken, uyurken vesaire, bu da çok güzel. Uyurken derken uyumaya yakın bir dönemi kastediyoruz aslında, değil mi seçenekle metinde? Tamam hocam, E seçeneği bizim kesinlikle doğru cevabımız. 31, 32, 33 yine birbirine bağlı sorular. Hangisine değinilmemiştir? Hemen yıldızımı koydum. Hangisine ulaşılabilir? Metni bir kere okusak bu yetecek. Bu parçaya göre aşağıdaki topluluklardan hangisinin kil kullanma olasılığı daha yüksektir? Kil kullanma olasılığı, güzel. Ben şu soru için, 31. soru için arkadaşlar, dedik dedik edeyim şu metni. 32 ve 33'ün bir daha okumama gerek kalmasın Allah aşkına. Tamam, haydi 31. soruyu hemen okumaya başlayalım. Ne diyor? Kilin kendi içerisinde birden fazla tür olduğu, eyvallah, burada sıkıntımız yok arkadaşlar. Kil denilen maddenin belli bir boyutu olduğuna, belli bir boyut, güzel. Kilin kapkacak yapımında daha çok tercih edilme, kapkacak yapımında tercih etme. Kilin kültürel ögeler üzerinde etkili olabileceğini, kültürel ögeler üzerinde etkili olması, mutfak dışında kil kullanımının sağlıklı olmayacağını diyor. Mutfak dışında kil kullanımının sağlıklı olmaması. Hemen başlıyorum arkadaşlar, bakalım hangilerini bulup eleyeceğiz. İnsanoğlu kile karşı her zaman bir ilgi duymuş ve sürekli olarak kille bir şeyler yapma çabasında olmuştur. Özellikle de kapkacak yapımında kil insanoğlu için vazgeçilmez bir araçtır. Ne yapıyorum? Ben hemen şöyle geldim. C seçeneğini net bir şekilde eledim arkadaşlar, değil mi? Tamamdır, sıkıntı yok. Devam ediyorum. Kil içerisinde kalkel, silis, mika, demir oksit gibi maddeler bulunduran bir oluşumdur. İllit, kaolinit vesaire ve diğer killer olmak üzere killeri 4 ana gruba ayırmak mümkündür. Yani aslında neye ulaşabiliyoruz bakalım bir. Yani birden fazla türü olduğuna fena değil arkadaşlar. Buraya ulaşabilirim biraz zorlarsam. 0,002 milimetreden daha küçük malzemeye belli bir boyutu var belli ki. Bu da tamam, eyvallah. İnsanoğlu yer çıkışma geçtikten sonra kille ilgili uğraşlarını daha da genişletti. Kültürel bir öge olan kapkacaklar böylece daha da yayılmış oldu diyor. Yine kültürel öge vurgusu var. Mutfak dışında kullanım yok. Ama ben metni okuyacağım çünkü diğer sorular için okumaya ihtiyacım olmasın istiyorum. Kültürel bir öge olan kapkacaklar böylece daha da yayılmış oldu. Kille yapılan bu kapkacakların üzerindeki desenler ise kültürel yansımaların bir diğer boyutudur. İşte tüm bunların sebebi kilin kullanımıdır. Belki başka malzemelerle de kapkacak yapılabilirdi ama kilin yarattığı etkiye ulaşabilmeleri mümkün olamazdı. Devam ediyorum. Ne diyor? Kili kullanma olasılığı daha yüksektir. Topluluklardan hangisinin? Hemen bakalım arkadaşlar, 32'ye cevabımız ne olacak? Her dönem farklı yerlerde konaklayan, kısa süreli yerleşimler kuran, tarımla uğraşan yerleşik olan. Evet, sanki burada bir, evet, şurada geçmişti. Yerleşik hayatta geçtikten sonra demişti. O yüzden C seçeneği çok daha ağır basıyor. Geldim 33'e. Hangisine ulaşılabilir? Bakalım hemen 33'te cevabımız ne olacak arkadaşlar? Kil insanoğlunun fazlasıyla faydalandığı bir maddedir. Evet, buna ulaşabilirim. Değil mi? Kapkacak yapımında kullanmış, şurada burada kullanmış gibi birçok yerde kullandığına göre fayda sağlamış. İnsan yaşamında bir öneme sahip. A seçeneği gayet yerinde. Topluluklar kili pek tanımadığı için falan fistan, geç onu da. Evet, 34-35 bağımsız sorular.
Bu parçaya göre çocuklarımızı bilgisayar oyunları bağımlılığından kurtarmak için yapılması gereken şey aşağıya hangisidir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor. 34. soruda hemen bakıyoruz. Online oyun çılgınlığı gençlerimizi kıskacını almış gibi görünüyor. Aslında bu durum pek de müdahale edebileceğimiz bir durum değil. Çünkü bu durumun ardında e-spor denilen ve son dönemlerde bir hayli revaçta olan bir oluşum vardır. E-spor oyuncuların yaşları ortalama 14-15 olmasına karşın aldıkları ücretler dudak uçuklatacak cinsten. Böyle bir oluşum gençlerimizi oyun başından kaldırmak istediğimizde en büyük engel olarak duruyor karşımızda. Güzel. İlerleyen yıllarda da gelişecek olan e-spor bilgisayar oyunlarının zarar verebileceği olgusunu tamamen ortadan kaldıracağı benziyor. Ben buradan cevabı çıkardım hocam. Geçelim şıklara. Çocuklarımız bilgisayar oyunlarının kötü olduğuna inandırılması. Hayır ya bu kötüdür. Tükaka falan. Hayır bu değil hocam. Devam. E-sporun gelecekte önemli bir meslek alanı olacağını hatırlatımız fena değil. Çocuklarımızın küçük yaşlarda mesleki anlamda bilinçlendirilmesi. Evet. Ya mesleki anlamda bilinçlendirilmesi belki kendini oraya yönlendirir. Bilgisayar kullanımı da bir işe yarar diye düşünüyoruz. C seçeneği çok daha mantıklı. E-spor mantığı doğru da zaten mesleki bir şey gibi anlatılmış. Kazanç sağlaması bakımından. Güzel. Hangisine ulaşılamaz? Anahtar kelimelerle gideceğiz. Ev düzenlemesinde değişiklikler olmasının nedeni insanların modernliği istemesidir. Modernlik, modernliğin istenmesi. İnsanların düzenleme anlayışları içerisinde gösteriş de vardır. Gösteriş, tamam. Ev düzenlemesi son dönemlerde değişikliğe uğramıştır. Ev düzenlemesinin değişikliğe uğraması. Evet. İnsanlar ev düzenleme konusunda birbirlerinden etkilenmektedirler. Birbirlerinden etkilenmeleri. Tamam. Ev düzenlemesi alışkanlıkların da değişmesine neden olmuştur diyor. Alışkanlıkların değişmesi. Güzel. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım 35'te cevabımız ne olacak? Ev dekorasyonu son zamanlarda gelişmeye başladı. Öyle kuruluşlar var ki evinizdeki hemen hemen her şeyin nereye ve nasıl konulması gerektiği üzerine çalışıyor. Bunu uyguladığı evlerin fotoğraflarını gördüğünüzde siz de hemen bunu yapmaya karar veriyorsunuz. Bu nedenle de bu tarz kuruluşlar günümüzde iyice arttı. Yani son dönemlerde evet değişikliğe uğrama vurgusunu söyleyebilirim çok rahat. Ev düzenlemesi konusunda birbirlerini etkilemektedir insanlar. Evet başkasının yaptığı bir şeyi görüyorsun ve sen de yapmak istiyorsun. Bunu da çok rahat söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam. Hatta böyle bir kuruluş varmış falan. Yani ev düzenlemesi alışkanlıkları da değişmesine neden olmuştur. Fena değil. Böyle bir şey çıkmış. Böyle bir kurum çıkmış ortaya falan. Bunların hepsini zorlayabilirim. Devam. Çünkü artık eski düzen ev düzenlemesi kalmadı. O koca koca içi bomboş duran vitrinler yok. O iç içe geçen sehpalar daha bir modern görüntüye sahipler. Artık ev düzeni usta ellere emanet edildiğinden bu yana insanın içi daha bir huzur bulmaya başladı. Akşam eve geldiğinizde sizi karşılayan yoğun bir yemek kokusu da yok. Bakın birçok değişiklikten bahsediyor zaten değil mi? Tamamdır. Eyvallah. Artık hemen hemen her mutfakta ankastre setler var. Kullanmasanız da mutfağınız ankastre olduğunu söylemeniz gerekiyor. Yani burada gösterişe giriyoruz. Ama modernliği istemesi vurgusu yok arkadaşlar. A seçeneği doğru cevap olacak. Yoruyor be deneme. Vallahi deneme yoruyor. Evet. Bu parçaya göre fotoğraf çekmek ile resim yapmak arasındaki fark arkadaşlar hangisidir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Fotoğraf makinesi çıktığından beri resim çizmenin önemini kaybettiği algısı varlığını sürdürüyor. Bu algı aslında oldukça yersiz. Çünkü fotoğrafçılık denen bir alan var ve bu alan tam tersine resim çizmenin önemini kat be kat artırmıştır. Resim çizerken kullandığınız göz fotoğraf çekerken de ağırlığını koruyor. Çizerken devreye giren parmaklar ise fotoğraf çekiminde deklanşöre basıyor. Elbette resim çizerken kağıdın kalemin verdiği sıcaklığı bulamıyorsunuz ama o an olduğu gibi ölümsüzleştirmek ne büyük bir zevktir. Yani bu iki alan da birbirine benzerlikle içeren kardeş iki alandır. Bu yüzden de birbirlerini sürekli olarak tamam ben anladık canım artık yani. Resim çizerken ressamın kendinden bir şeyler katması saygı, fotoğraf çekiminin anı net bir biçimde alıyor olması saygı, resim çizerken sayfanın kalemin insana verdiği bir sıcaklığın olması diyor. Yani aslında buradan fotoğraf çekmek ile resim yapmak arasındaki fark vurgusu daha bir ortaya çıkıyor. Orada kalem var, onun sıcaklığını çok hissedemiyoruz. Çok güzel bir cevap olmuş. C seçeneği bunu en güzel bir şekilde gösteriyor. Geldim 37'ye. Bu parçaya göre hastalıklara karşı en güzel önlem aşağıdan hangisidir? Bakalım arkadaşlar hangisiymiş? Uzmanlar özellikle kış aylarında C vitamini ağırlıklı beslenmenin hastalıklara karşı büyük bir direnç oluşturacağı üzerinde duruyor. Tamam hocam. Yani bu aslında netleşti. Greyfurt portakal, mandalina gibi C vitamini konusunda oldukça faydalı olan bu meyveler uzmanların özellikle tavsiye ettikleri arasında bu meyveler aynı zamanda anladık canım artık yani. Çıktı ortaya cevap. Devam. Kimyasal olarak yapılan hiçbir şeyi kullanmamak, mevsimine göre yeme içme alışkanlıklarımıza dikkat etmek, C vitamininden başka bir vitamin kullanmamak, vücudu mevsim ayırt etmesi... Evet dirençli tutmak var burada ya doğru. C vitamini, C, her tarafta C vitamini var. Yani dirençli tutmak aslında değil, dirençli. Doğru cevap kesinlikle D seçeneği olacak. 37. soruda 38-39-40 bitsin artık. Bu parçada Leonardo da Vinci'nin özellikle aşağıdaki hangi yön üzerinde durulmuştur? Ben bilmem. Leonardo da Vinci çok yönlü sanatçıların başında geliyor. Tamam, ressamlığını bilmeyen yoktur. Bunun yanı sıra müzisyen, heykeltıraş, mimar olabileceğimiz diyebileceğimiz çok önemli bir isim. Kadavralar üzerinde çalıştığı için gerçekçi insan çizme konusunda ondan daha iyisini görebilmek zordur.
uçma makinesi başta olmak üzere notlar arasında ilginç tasarlar da yok değil. Anladık. Devam. Resim yaparken birçok alanda ayarlandı. Saygı, heykeltıraş olmasının resimlerine faydası. Saygı, hepsi doğru aslında ama asıl üzerinde durulan istiyoruz. Projeleriyle de insanları etkilemesi saygı. Ressamlığı dışında değişik alanlarla da ilgilendiği çok doğru. Orada birçok alandan bahsetti. Heykeltıraş, mimari, şu bu değil mi? Müzisyenlik falan. Bilim adamlarına desteğinin olması, ona da saygı duyuyoruz. Bu parçaya göre aşağıdaki hangisi kakao için diyor. Kakao için doğru değildir. Bakalım. Bakalım. Kısa kısa şıklar var burada. Tehlike kokuyor gibi. Bakalım. Bildiğiniz gibi bu arada doğru değildir demiş. Hemen bir bakayım. Kalp sağlığına dolaylı bir kalp sağlığı ilk olarak Mayalar bulmuş. Batı Afrika ana vatanıymış. Çikolatanın ham maddesiymiş. Her iklim türüne yetişebilirmiş. Bakalım doğru. Bildiğiniz gibi çikolata kakaodan yapılıyor. Tamam. En azından ham maddesi kakaodur. Tamam hocam, yani çikolatanın ham maddesidir. D'ye ulaştım ben. D'yi çıkardım. Tamam. Tropikal ülkelerde yetişen kakao bir ağacın meyvelerinden elde ediliyor. Kakaonun ilk olarak Mayalar tarafından bulunduğu biliniyor. Şu Mayalara da bir gönderme yaptık. Eyvallah. Tamamdır. O dönemde içecek olarak kullanıldığı da Bismillahirrahmanirrahim bilinenler arasında özellikle Batı Afrika ülkeleri günümüzde kakaonun ana vatanı sayılmaktadır. Batı Afrika'da gittik hocam. Eyvallah. Çünkü ağaç diğer bölgelerde kolay kolay yetişmiyor. Yetişse de iklim şartları o ağacın sürekli olmasını engelliyor. Bu da kakao üretiminde ve dolaylı olarak çikolata üretiminde Batı Afrika ülkelerine bağımlı olduğunu gösteriyor. Kalbe çok iyi geldi bilinen çikolata. Kalbe de iyi geliyormuş. Her iklim türünde yetişebilir. Hayır arkadaşlar. Burada daha çok yetişiyor, burada daha az yetişiyor gibi vurgular vardı. Değil mi? Aman dikkat. Mesela diğer bölgelerde kolay kolay yetişmiyor gibi ifadeler var şuralarda bir yerlerde. O da bize her yerde yetişmediğini söyler. Ama burada her yerde yetiştiğini söylemiş. 40'a geldik hocam. Bitiriyoruz. Vallahi billahi bitiriyoruz. Bu parçaya göre insanın doğayla mücadelesinin büyümesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hemen başlayalım, cevabımızı görelim. İnsanoğlu çevreye hükmetmeye çalıştıkça doğayla mücadelesini büyütüyor. Mücadeleyi kazanırsak çok şey kaybedeceğimiz kesin. Doğa her yüzyılda insanoğluna onlarca nimet sunuyor. Bunları görmezden geldiğimiz müddetçe mücadele sürecek. Bismillah, cevap çıktı. Doğanın insanların faydasına gelişmemesi, hayır. İnsanın doğaya yön olmak istemesi, evet, bir mücadele var doğaya karşı. Sürekli işte suyun önünü kes, ben hakimim, işte dalları şöyle kes, ben buraya hakimim falan. Sürekli bir egemen olma çabası var. Burada da çok bariz bir şekilde görülüyor. Vallahi terledik ya, saçımıza başımıza bak ya. Allah'ını seversen kendimizden geçtik deneme çözeceğiz diye ya. E o zaman haydi hocam, faydalı olduk mu? İnşallah, inanıyoruz. 7. denemede yarın görüşeceğiz. Uzağa gitme hocam. Tekrar. Yarın görüşelim. Deneme kampımızı bitirelim, sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Yanındayım inşallah. Hiç. İçin rahat olsun hocam, görüşmek üzere. Hadi kolay.